iyi sözcükler ve iyi davranışlardı. Ama nedense çoğu insan bu basit talepleri yerine getiremiyordu. Genellikle fena şeyler düşünüp kötü şeyler söylüyorlardı ve bazıları kötü suçlar işliyordu. Neden? Hepsinin sebebi Ahura Mazda'nın taban tabana zıddı olan Ehrimen'di. Şeytanın doğduğu yer burası. Kısa boynuzlarından toynaklarına. Zerdüştçülük Yunanistan'dan Hindistan'a kadar 1000 yıl boyunca baskın din oldu. Ardından gelen dinler üstünde o kadar etkili olmalarına da şaşmamalı. Zerdüştçülere göre dünyadaki tüm kötülük, insanların işlediği suçların yanı sıra doğal afet ve hastalık felaketleri, Ehrimen'in bitmek bilmeyen fesatlığının sonucuydu. Tanrıları Ahura Mazda, şeytanı yenmesine yardım etmeleri için insanlara başvurmuştu. Her insan, eylemleri aracılığıyla evrenin bütün geleceğinin terazisini iyilik veya kötülüğe doğru eğebilirdi. Kötülüğün çirkin başını yükselttiği bu bilim öncesi dünyada, bunu anlamak için şeytan çarpmasından daha iyi bir yol mu vardı? İyi ile kötünün, bir tanrı ile şeytanın mücadelesinin hikayesi değil bu. Aslında sadece bir yırtıcıyla avının hikayesi. Bu durumda yırtıcı mikroskobik ve kurbanının içinde kuluçkada. Hastalıklı mikroplar korkunç yırtıcılar olabilir. Sadece saldırıp nihayetinde öldürmekle kalmazlar, konaklarını ele de geçirirler. Mikroorganizmalarını başka konaklara yaymak için onların davranışlarını değiştirirler. O zavallı şanssız köpeğin kan akışını